Amerikan istisnacılığı gerçek mi, hikaye mi? Amerika beni kaygılandırıyor. Eski başkan Donald Trump'ın Kasım 2020 başkanlık seçimleri sonucunu onaylamaması, Biden'ın başkanlığına gölge düşürmesi, eyalet görevlilerine müdahale etmesi, bazı oylamaları baskıyla kendi lehine değiştirmek istemesi ve nihayet 6 Ocak 2021'de Kongre toplantı halindeyken ona inanan bir güruhu parlamento binasına saldırtması. Yetmiyormuş gibi gerçekleri savunarak ona karşı gelenleri Cumhuriyetçi Parti'den iskat ettirmesi, yani dışlaması. Başkanlık döneminden kalma gizli ibareli belgeleri yasalara aykırı olarak Florida'daki evinde saklaması ve taraftarlarının Adalet Bakanlığı ile FBI Federal Polisi'ni haksız eleştiri yağmuru tutmaları milyonlarca Amerikalı gibi benim açımdan da bardağı taşıran damla oldu. Bu olaylar yalnız Amerika'nın iç meselesi değil. Tüm dünya Amerikan demokratik kurumlarının yozlaştırma riskinin yükseldiğini gözlemliyor. ABD'nin olası zayıflığı, iç siyasetinin kavgacılığı, demokrasisinin sallanması, uluslararası müttefiklerine gereken desteği verememesine ve boşluğundan yararlanmayı düşünen hasımlarına olanak verir. Amerika Birleşik Devletleri nasıl oldu da 170 yıl gibi bir sürede, yani 1776-1945, kısa bir sürede bu kadar güçlendi, dünyanın en önde gelen ülkesi haline geldi. Neden İngiliz İmparatorluğu veya Sovyetler Birliği aynı yolu izleyerek güçlerini devam ettiremediler? Sağcılar bunu Amerikan istisnacılığı, American Exceptionalism olarak tanımlıyorlar. Sanki Tanrı'nın onlara verdiği bir lütuf, bir fikir, özgürlük fikri kapsamında kurulan, hiçbir etnik, ırksal veya din üstünlüğüne geçit vermeyen, kurumlarının birbirini dengelediği, bireyin düşüncelerine gem vurmanın anayasayla engellendiği bir yapı. Tabii önemli avantajları var. Topraklarının büyüklüğü, doğal kaynaklarının zenginliği, tüm dünyadan göçmen ve yetenek çekme gücü, kurumlarının çeşitliliği, hatta henüz devlet kurulmadan önce eğitime verdikleri önem. İşte Harvard Üniversitesi mesela 1636'da kurulmuş. Girişim ruhuna sonsuz imkanlar tanıyan fırsatlar ülkesi olarak bilinmesi. Amerika'nın milliyetçi kesimine göre tüm bu yetenekler ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip olması ülkelerine öncü bir rol biçiyor. Kendi sisteminin başka bölgelerde de uygulanmasının oralara da başarı ve mutluluk getireceğine dair özgüven. Ve buna içten inananlar var Amerika'da. Fakat sistemin kendi içinde çelişkiler var. Ve dünyanın diğer demokrasilerinden ayrılan önemli noktalar bulunuyor. Mesela Amerika'da başkanlık seçimlerinde bir vatandaş bir oy demek değildir. Eyaletler kendi işlerinde oylama sonucuna göre kazanan adaya tüm eyalet olarak evet demeyi mecburlar. Eyaletlerin nüfuslarına göre oluşturulan seçmenler kurulu başkanı belirler. Yani halk tarafından direkt seçilmiyor. Halk eyaletlerdeki seçmenler kurulunu seçiyor. Onlar başkanı seçiyorlar. Bu yüzden son 6 seçimin ikisinde toplamda daha az oy alan aday başkan seçilmiştir. Mantığa aykırı. Sistem ne kadar nüfusa sahip olursa olsun büyük eyaletlerin küçüklere tahakkümüne engel olması amacıyla geliştirilmiştir. Mesela nüfus Wyoming eyaletinde 576 bin, Kaliforniya eyaletinde 40 milyon. Bu hesaba katılmadan her eyalet 2 senatör seçiyor. Otomatikman sistem genellikle Cumhuriyetçi Parti'nin lehine işliyor. Nüfusu kırsal ağırlıklı ve muhafazakar eğilimli eyaletler büyük ve liberal tendanslara göre avantajlı oluyorlar. Bu açıdan Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması ve kazanma olasılığı hem Amerikalıların çoğunluğunun hem de diğer ülkelerde Amerika'nın küresel sorumluluklarının bilincinde olanlarda kaygı yaratıyor. Son haftalarda Trump'a tapanlar tarikatı, ki ben
bunu yazımı da burada veriyorum. Trump'a tapanlar tarikatı diye bir yazı kaleme almışım 2 yıl kadar önce. Cumhuriyetçi Parti içerisindeki ağırlıkların, yani tarikat ağırlıklarının veya Trump'a tapanlar tarikatı ağırlıklarının kısmen azalmakta olması sevindirici. Ve Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Demokrat Parti'nin hezimete uğramayacağına işaret ediyor. Çünkü gerek Biden'ın gerekse Demokrat Parti'nin kamuoyu anketlerindeki o yüzdeleri bir hal düşüktü. Sonuçta Amerikan istisnacılığının veya da Amerika'nın müstesna olmasını, gerçek kabul edilip edilmemesi, büyük çapta seçilen başkanın ve yönetiminin başarısına, müttefiklerinin ona güvenmesine, sıkıntı halinde Amerika'nın diğer ülkelere yardım etmesine, teknolojik düzeyinin rekabetçiliğine ve dünyanın her yanından yetenek mıknatıslığını canlı tutmasına bağlı olacaktır.